Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz emamoviyat.com. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere bu kışın kış arası diyorlar daha doğrusu. Reytingi yükselecek futbolcuları size oyunda göstereceğim arkadaşlar. Bu reytingler şu anda bütün forumlarda doğrulandı ve oyundaki santra özelliğinde ve şu an size göstereceğim futbolcular şimdiden bile upgrade'lerini almış durumdalar arkadaşlar. Bir sürü alacak var tabii ki. Yani 100 tane, 200 tane falan var ama ben en önemlilerini size paylaşacağım bu videoda arkadaşlar. Bayağı bir derleme yaptım. Eğer dediğim gibi bu videoda da tekrardan aynı şeyi devam ettireceğim. Bu videoda da arkadaşlar 400 beğeni geçerse bu video Süper Lig için upgrade alacak futbolcuların videosunu çekeceğim. Yani Türk Ligi için upgrade alacak futbolcuların videosunu çekeceğim. Dediğim gibi eğer devamını istiyorsanız arkadaşlar 400 beğeniye yardırın. Hani bunu neden yapıyorum arkadaşlar? Çünkü izlenmeyecekse, ilgi görmeyecekse boşuna çekmemek için. Yani en azından geri gelecek olumlu görüşlerinizi görmek için bunu yapıyorum. Bu arada bugün çift video yapacağız arkadaşlar. Akşam bir tane de coins kasma taktiği geliyor. Bu coins kasma taktiği inanılmaz bir taktik. Şu ana kadar dünyadaki hiçbir YouTuber'ın denemediği bir taktik arkadaşlar. Bunu düşündüm ben arkadaşlarımla ve bunu uygulayacağız. Çok güzel bir taktik olacak inşallah arkadaşlar. O yüzden akşam tekrardan bu kanala uğramayı unutmayın ki coins kasma taktiğinden de yararlanabilirsiniz. Ve yeniyseniz abone olmayı da unutmayın. Dediğim gibi 400 beğeni geçersek de bu hafta içi Süper Turu, Süper Lig için olanları servikle paylaşacağım. Dilerseniz de fazla uzatmadan direkt videoya geçelim. Evet arkadaşlar, videoda göstereceğimiz ilk isim Icardi, Inter'den Icardi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu oyuncu son senelerde sürekli üstüne koyarak reytingini yükseltmekte. Bu senede de 82 reyting başlamasına rağmen artı 5'lik bir artış gösterip 3 tane de inform çıkaran Icardi'nin artı 2 upgrade alması bekleniyor arkadaşlar. Bence de çok da doğal yani bu beklendi. Çünkü gerçekten bayağı her sene inform çıkartıyor ve hakkını alacağını düşünüyorum. Martin Icardi'nin eğer reytingi artı 2 artarsa şu andaki son inform kartı 89 reytinge kadar çıkacak. Dediğim gibi bu artışlar, hani bu oyuncular arkadaşlar upgrade alacak kesin ama artı 1'e artı 2'si tamamen benim kendi görüşüme göre sizlerle birlikte paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi İkinci futbolcuya geçecek. İkinci futbolcumuz Lorenzo Insigne arkadaşlar. Geçen sene de oyunda bir sürü informu vardı. Biliyorsunuz ki bu sene oyuna artı 83 rating başladı. 85 ratinglik bir tane informu var ve 85 ratinglik bir tane de squad building kartı var. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela bu oyuncu artı 1 aldığı zaman informu artı 1 etkilenecek. Ancak squad building kartlarının artıp artmayacağı konusunda hiç kimseden bir açıklama yok. Ben squad building kartlarının artmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Neden dersiniz? Çünkü geri dönüşsüz bir kart olduğu için hani EA bunları artıracağını ben pek düşünmüyorum ama Lorenzo Insigne'de upgrade'ini alacak Napoli'den. Sonraki isme geçtik arkadaşlar. Bir sonraki isim Yannick Carrasco. Görmüş olduğunuz gibi zaten geçen seneden beri arkadaşlar bayağı formlu olan bir isim Yannick Carrasco. Şampiyonlar Ligi finaline de girmişti. Golünü de atmıştı. Benim de çok sevdiğim bir isim. Bu oyundan arkadaşlar bir tane informu var görmüş olduğunuz gibi ve bayağı da pahalıya gidiyor. Yani 280K'ya falan gidiyor. Carrasco'nun arkadaşlar artı 1 veya artı 2 bir upgrade alacağı herkes tarafından öngörülüyor. Bakalım Carrasco neler yapacak. Bir sonraki isme geçtik arkadaşlar. Harry Kane. Harry Kane arkadaşlar gerçekten hani FIFA'larda, mesela bir FIFA vardı, FIFA 14 yanlış hatırlamıyorsam, kartı 68'lik silver'dı. 68'lik silver'dan 85 falan mı ne kabartmıştı sezonu, bayağı bir artış göstermişti. O zamandan beri hep üstüne koyuyor. Kane şu anda 84 ratingle oyuna başladı. 3 tane inform çıkarıp üzerine artı 4 ratingini koydu. Ve şu anda 88 rating oldu arkadaşlar. Harry Kane'in bu oyunda alacağı upgrade artı 1 veya artı 2 olacak. Ama upgrade alacak kesinlikle arkadaşlar. Kesin diyebiliriz yani %100 diyebiliriz. Eğer sizde bu videoda gösterdiğim futbolcuların inform kartları varsa sakın ama sakın satmayın arkadaşlar. Çünkü inform kartlar yükselişe geçecek. Bir sonraki futbolcu Sokratis Dortmund'dan. Sokratis bu sene bir tane informu var. Artı 2 rating arkadaşlar. O da ve ben bu oyuncunun arkadaşlar artı 1 rating, artı 1 upgrade alıp 85 rating olacağını düşünüyorum. Informunda tabi doğal olarak 87 çıkıyor. Bu arada bir informlarda herkesin kafası çok karışmış arkadaşlar. Size şöyle açıklayayım. Normal gold kartlarda mesela 84'lük kart, diyelim size 84'lük kartı var, bu upgrade alırsa sizdeki 85 olmuyor, farklı bir gold kart çıkıyor. Ancak informların arkadaşlar ratingleri
artıyor. Bir sonraki isim Christian Eriksen arkadaşlar. İnanılmaz bir adam. Ben bu oyunda da kullanıyorum ve çok sevdiğim bir isim. Oyuna 84 rating başlamasına rağmen Harry Kane gibi üzerine koya koya 3 tane inform çıkarıp 88 ratinge kadar yükseldi Christian Eriksen. Oyunda da alacağı upgrade'i artı 1 veya artı 2 diyorlar ama benim düşündüğüm arkadaşlar artı 1 alacağıdır. Christian Eriksen informu varsa dediğim gibi arkadaşlar tekrardan sakın ama sakın satmayınız efendim. Bir sonraki isim Dries Mertens. Mertens arkadaşlar ben gerçekte izleyince böyle çok ekstra bir şey bulamadım bir herif ama her sene informları sürekli çıkartan bir adam arkadaşlar. Bu sene bir inform, bir tane Şampiyonlar Ligi grup elemeleri kartı, bir tane de inanılmaz bir santrafor informu var arkadaşlar. Bu çok pahalıya gidiyor. 93 pace, 91 dribbling, 90 şut var arkadaşlar ve üstüne üstlük 88 de pası var. Eğer bu kart upgrade alırsa yani yer yerinden oynar arkadaşlar. Size bu kadar söylüyorum. Bir sonraki isim Alexis Sanchez. Kral. Kral abi. Ben başka bir yorum yapmıyorum. Gerçekten kral. Oyuna 87 başladı. 3 tane inform çıkarıp 90 ratinge kadar yükseldi. Ben Alexis'in kesinlikle upgrade alacağını düşünüyorum. Artı 1 ve artı 2 arası alacak. Ama Alexis'te şöyle bir özellik var arkadaşlar. Adam upgrade aldığı zaman, yeni kartı çıktığı zaman sol kanat değil santrafor çıkacak ve o kart inanılmaz pahalı olacak arkadaşlar. Ben şimdiden size söylüyorum. Yani onu paketten çıkartırsak eğer ya Pogba'ya falan geçin gerçekten inanılmaz bir iş yapmış oluruz. Çünkü santrafor çıkacak, position change alacak. O yüzden bayağı pahalıya gidecek. Bir sonraki isim Aspas, Celta Vigo'dan Aspas arkadaşlar. Oyuna santrafor başladı. Bir tane santrafor, bir tane de sağ kanat informu çıkarttı. Üzerine artı 5 rating koydu. Şu anda Celta'da gerçekten bayağı formda bir oyuncu Aspas. Bir tane de sağ kanat var arkadaşlar. Şinili, o da bayağı iyi diyorlar. Ama bu upgrade'i kesin diyorlar. Aspas artı 2 upgrade'ini alacak arkadaşlar. Bir sonraki isim Nzonzi arkadaşlar. Foot Champions'ta falan görmüşsünüzdür. Çoğu kişi informunu kullanıyor çünkü son informu arkadaşlar 80'li defans 91 fizik ama tabii ki bu son informunu kullanamadılar çünkü biliyorsunuz geçen hafta Foot Champions iptal olmuştu arkadaşlar oyundaki bir açıktan dolayı. O yüzden arkadaşlar bu hafta Nzonzi'yi bayağı görebilirsiniz ama geçen haftalarda 84'lük kartını ben çok görüyordum. Nzonzi arkadaşlar üzerine artı 4 rating koydu, 2 tane inform çıkardı ve artı 1 alması beklenmek. Evet, bir sonraki isim arkadaşlar Chelsea'den N'Golo Kante. Oyuna 81 başladı. Once the Watch kartı çıktı arkadaşlar. Bu Once the Watch kartları ne derseniz bu senenin en iyi transferlerini arkadaşlar. Siyah kartı. Bu oyuncular bir inform çıkardığı zaman sadece informlarda geçerli bu arada. Bu oyuncu bir inform çıkardığı zaman bu Once the Watch'lar arkadaşlar onlar da ilerliyor ama Team of the Season'da falan geçerli değil. Hani o yüzden Team of the Season'da çıkınca da artmayacak. Bunlar sadece informlar için geçerli. Kante arkadaşlar zaten bu sene Chelsea çok formda. Biliyorsunuz zaten şu anda da Premier Lig'de liderler arkadaşlar. Bir tane informum var. Artı 3 rating aldı ama hani o kadar iyi oynuyor ki arkadaşlar gerçekten. Hani her şeyde inform değil. Yani oyuncunun gerçekteki formu zaten en önemli olan. Ve Kante'nin artı 2 alacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Hani en kötü artı 1'i var. Ve o da informunu 85 rating yapar. Ve piyasanın arkadaşın içine eder yani anladınız siz. Bir sonraki isim Sadio Mane. Zaten oyuna 79 başlaması bence çok 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 saçmaydı arkadaşlar. Yani herkes bu oyuncunun 82 normal direkt düz 82 başlamasını bekliyordu ama 79 başladı. Sadio Mane bir tane inform çıkardı ve bir tane Once the Watch kartı var. Mane'nin arkadaşlar artı 3 rating alacağını herkes düşünüyor. Ben de düşünüyorum ve zaten şimdiden bile arkadaşlar marketteki değerlerine bir girin bakın. İnanılmaz bir artış var. Sizler de benim ne demeye çalıştığımı anlayacaksınız. Bir sonraki isim Osman Dembele arkadaşlar. Dortmund'da showman Osman Dembele bu sene oyuna 77 başladı. 82 rating, bir tane Şampiyonlar Ligi grup elemeleri kartı, bir tane Once the Watch kartı var ve bir tane de arkadaşlar inanılmaz bir inform kartı var. İnanılmaz bir kart ve şu anda bile çok pahalıya gidiyor çünkü insanlar upgrade alacağını %100 görüyor arkadaşlar. Artı 2 veya artı 3 upgrade alacak. Bence 80'e tamamlarlar. Artı 3 bir upgrade alır ve informu da 87 rating olur. Yer yerinden oynar arkadaşlar. Bir sonraki isim Lukaku. Romelu Lukaku. Bu sene arkadaşlar böyle hep informları yedeklerinde gördük Lukaku'yu. İlginçtir ki hep yedeklerde vardı inform olarak. Pek göz önünde değildi bu sene inform olarak. Bir tane arkadaşlar Scream kartını çıkarttı Lukaku. İki tane de normal informu var. Lukaku'nun artı 1 veya artı 2 upgrade alacağı öngörülüyor ki bence %100 alacak. Bir sonraki isim Gonzalo Higuain arkadaşlar. Adam durdurulamıyor.
3 tane iPhone'um var ve bir tane de OnePlus kartı var arkadaşlar. Higuain kesinlikle artı 2 alacağını ben düşünüyorum. Çünkü geçen sene Lewandowski de böyleydi arkadaşlar ve artı 2 almıştı. Bence Higuain de bu sene artı 2 alır ve son kartı 93 rating TOTS'da büyük ihtimal 98 veya 99'u görür arkadaşlar. Bir sonraki isim videomuzun son ismi Emre Mor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu sene oyuna bronz başlığında bir tane Scream kartı çıkardı arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer bu oyuncu upgrade alırsa bu oyuncunun Scream kartı artmayacak arkadaşlar. Upgrade'lerin en önemli noktası o zaten. Mesela bronzdan silver'a geçiyorsa ve bir tane bronz uniformu varsa o uniform artmıyor. Size bunun örneğini nasıl vereyim? Geçen sene Inaki Williams'ın arkadaşlar bir tane silver uniformu vardı. 74 rating ve Inaki Williams gold olmuştu. Ancak Inaki Williams'ın silver uniformunun rating artmamıştı. Sadece özellikleri artmıştı. Hatta silver'ın özellikleri gold karttan daha iyiydi. Ama dediğim gibi fiyatları artar mı azalır mı bilmem. Bu arada Scream kartların da ratingi artacak mı artmayacak mı? Bunu da kimse arkadaşlar henüz söylemiyor. Haberiniz olsun ama Emre Mor artı 6 veya artı 7 alarak 70 veya 71 ratingi bulacaktır arkadaşlar. Ben bunu bekliyorum. Dediğim gibi eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Süper Lig'de upgrade alacak futbolcuları öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar 400 beğeniyi geçelim. 400 beğeniyi geçersek 1-2 gün içinde o video da gelir. Akşam bir tane de Koyes kasma taktiği videosu geliyor. Bam güm yardırıyoruz. Cumartesi günü arkadaşlar büyük ihtimal engelli kardeşlerimiz için tekerlekli sandalye özel bağış yayınımız olacak. Kendinizi ona da hazırlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yani akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.